Yine süper bir başlangıçla başladım. En Baba'yla 20 dakikaya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben En Baba. Bana şöyle dediler, gelen konukları tanıtıyorsun ama kendini tanıtmıyorsun. Hiç tanımayanlar izlerse seni tanıyamayacaklar. Aslında evet, kendimi de birazcık tanıtayım kısa olarak. Ben En Baba. Gündüzleri iki tane kızım var. Kızlarına bakan babayım. Bir tanesi 31 aylık, ismi Emel. İkincisi de Sibel, o da 4 aylık. Şimdi 20 dakikada, bugünkü En Baba ile 20 dakikada konuğum Büşra. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Alerjiyle büyüyorum Instagram hesabı var. Onun yönetiyor Büşra. Ve bugün o konuk olacak bana. Ve benim az bildiğim bir konuda bir şeyler anlatacak. Çok önemli bir konu bence. Çünkü besin alerjisi hakkında konuşacağız bugün. Besin alerjisi her geçen gün daha fazla hayatımızda etkisi olduğunu görüyorum etrafımda. Neden bu artıyor bilmiyorum. Belki Büşra buna bir cevap verir. Çünkü soracağım. Besin alerjisi, aslında yalnızca besin alerjisi yok. Bir sürü alerji şekli var. Önce kendimden söyleyeyim size. Ben küçükken mesela besin alerjisiyle ilgili kakao beni acayip derecede etkiliyordu ve yediğimin hemen üstüne, yani belki yarım saat, bir saat içinde hemen kaşınıyordum. Ama daha sonradan bu geçti. Ama mesela bahar alerjisi, işte bu mevsimsel alerji, polen olabilir, bilmiyorum tam neye karşı olduğunu ama ben daha hala gözlerimi kaşındırıyor. Bu alerjiler bende var. Mami, yani eşimin de alerjileri var ki onunkisi daha ciddi boyutta, çünkü ilaç alerjisi var onda. İlaçlara karşı, ağrı kesicilere karşı sıkıntısı var. Gerek ameliyat işte olduğunda doktora özellikle söylüyoruz, üzerimizde hangi ilaçlara dikkat etmesi gerektiğini, acil durumlarda onları yazmamız gerekiyor. Bunlar çok sıkıntılı durumlara gelebiliyor. Besin alerjisi de aynı şekilde bayağı problemli olabiliyor. Fakat şöyle ki, ben kendi adıma kakao alerjim zamanla geçtiği için besin alerjisine çok öyle, hani çok hayati bir önemi varmış gibi davranamadım. Çünkü kendi yaşamımdan vardı, geçti gibi gördüm. Ama aslında böyle değil, böyle bakmamamız lazım. Aslında çok ciddi. Yayını Instagram'da 24 saat, daha sonra da YouTube'a atacağım. Orada da uzun süre kalmasını sağlamaya çalışacağım. Oradan cevapları alabilirsiniz. Büşra, sesim geliyor mu? Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, geliyor. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar, süper. Ben bir giriş yaptım küçük. İşte kendimi tanıttım. Belki dinlemişsindir. Sonra benimle ilgili olan kısmı anlattım. İşte bahar alerjisi, eşimle. Bu arada şunu unuttum, onu da hazırsan gelmişsin ekleyeyim, bir dakika daha başlamadan. Bir küçük anket yapıyorum, biliyorsun. Anketi de birkaç tane soru soruyorum konuyla ilgili. Cevapları da paylaşayım burada. Çünkü bana göre enteresan, şimdi mesela ailende alerjik biri var mı diye sormuşum. %51 evet demiş. Yani cevaplayan iki kişiden birinde alerji var. Yani bence büyük bir oran. Evet. Düşündüğümüz ne zaman ne kadar yaygın şimdi olduğunu gösteriyor. Ama tabii bunu sırf besin alerjisi değil, yani hani başka alerjiler de olabilir. Toz alerjisi, metal, değişik alerjiler de geldi bu arada. Onlar da şaşırdım. Plastik mesela, böcek alerjisi, plastik alerjisi. Yani mesela düşünemiyorum, plastik alerjisi. Hayatım hep plastikle dolu. Garip geliyor bana, hani değişik evet, geliyor. Zor bir şey. Lateks alerjisi çok yaygın mesela. O da çok yaygın ve o da çok zor. Kurulması yani çok falan. Evet, zor. Yani bir de böyle bir durum var. Olan bir şey. Evet, bir de öyle bir şey var. Nasıl korunacaksın? Onlar da aklım almıyor. Çok zor gerçekten bunlar. İkinci soru şöyle sormuşum. Alerji denildiğinde aklına ilk besin alerjisi geliyor mu? Hani sonuçta bugün besin alerjisini konuşacağız ya. İlk olarak %63 besin alerjisi gelmiş. Bu da enteresan mesela. Yani demek ki insanların kafasında bir besin alerjisi var. Bilinci oluşmuş durumda. Ve de başka bir şey sordum. Mesela benim için hani kaşınmakla bitti bu iş. Hani kakao vardı hayatında. Sonra geçti. Hı hı. Benim için o kadardı. Hani çok böyle hayati bir sıkıntı yoktu. Onu sordum. Alerji denildiğinde besin
16'sı da hayati tehlike olduğunu söylemiş. Bu da güzel bir şey aslında. Çünkü demek ki ciddiyetin farkında alerji konusunda ilgilenenler. Benim anketim bu kadar. Sana zaten biliyorsun konsepti. 20 dakika vereceğim. Sonra ben susacağım ki konuğum en azından 20 dakika konuyu anlatsın. Çok da konuşmayayım diye. Çok ünlü bir, biliyorsun burada görmüşsündür belki, bir saatim var. Onu 20 dakikaya kuracağım. Başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Hani 20 dakikamdan gitmesin demek istediğim bir şey varsa istersen başlamadan söyleyebilirsin. Sen bilirsin. Bir şey söylemek isteyebilirim. Hani benim çok anlattığım bir konu aslında, böyle parça parça bazen bütün. Hani inşallah toparlayabilirim 20 dakikada, onu söylemek isterim. Okey. Bu arada canını sıkma. Bu 20 dakikanın özelliği insanlara, bilmeyenler, hiç bilmeyenlere bir küçük bilgi vermek, farkındalık sağlatmak ve takip etmelerini, seni takip etmek isterlerse takip etmelerini sağlamak. Çünkü sen en azından buna zaman ayırıyorsun ve evet, konunun da en azından içindesin, deneyimin var. Ve bu arada bir şey söylemem lazım ki Instagram hesabın çok eğlenceli, çok güzel. Yani hani alerji dışında da çok eğlenceli. O konuda da yalnızca onun için bile takip edilir. Ben kendi adıma onu söyleyebilirim. Tamam, bunu kuruyorum. Evet, şimdi başlıyorum. Birazdan başlatacağım. Bu arada bir şey daha geldi aklıma. Benim sesim net geliyor herhalde, değil mi? Görüntümde de problem yok. Bence sen iyi gözüküyorsun şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Kardeşinle oğlun arasındaki yaş kombinasyonu da aslında bence söylenebilecek bir şey. Çok ilginç bence. Ama sen bilirsin. Evet, 9 yani, yaş var aralarında. Yani ben resimlerini görüyorum. O kadar enteresan ki. Yani iki çocuğum, değil mi? Evet, iki çocuklu gibiyim. Ama birini ben doğurmadım. Müthiş ya, o da çok güzel bir şey. Tamam, bu arada 20 dakikayı da kurdum. Ve 20 dakikanız başladı Büşra Hanım. Buyurunuz efendim. Merhaba tekrardan. Şimdi alerji nedir diye aslında konuya gireyim. Hani alerji, zararlı zararsız maddeleri vücudun anlamsız bir tepki vermesi aslında. Kimi zaman kimyasallar olabilir, kimi zaman besin olabilir, ilaçları olabilir, hayvanları olabilir. Yani polene olabilir, toz zaten çok yaygın. Bunlara tepki göstermesi. Alerji aslında çok eski bir şey. Yani Roma krallarında at alerjisi olan kral varmış. At kullanıp liderlik edemezmiş. Yani aslında alerji çok eski bir şey. Her ne kadar anneannelerimiz eskiden alerji mi varmış dese de kökeni çok eskilere dayanan ama zamanla artmış olan, günümüzde de çok çok artmış olan bir konu. Alerji deyince hani alerjiler ne olur? Gözleriniz şişebilir. Eğer alerjik bir durum yaşıyorsanız gözleriniz şişebilir, vücudunuz şişebilir, kızarabilir, kaşınabilir. Ya da hani en çok bildiğimiz burnunuz kaşınır, hapşurursunuz, öksürebilirsiniz. Bazen sinirim sisteminizi etkiler, ishal olabilirsiniz. Nefes darlığı çekebilirsiniz. Ve de en kötüsü anafilaksi geçirip hayatınızı kaybedebilirsiniz. Alerji bunlara sebebiyet olur. Alerji bana göre mesela bir hastalık değil. İnsanlar genelde bunu hastalık olarak kabul ediyor. Bize böyle geçmiş olsun falan diyorlar. Ben böyle ne demek geçmiş olsun? Yani hasta değiliz ki demek istiyorum. Bazen diyorum, bazen demiyorum. Çünkü ama alerji bir hastalık değil ama hastalıklara sebep olabiliyor. İşte solunum hastalıkları olabiliyor, astıma sebebiyet veriyor. Cilt hastalığı oluyor, kaşıntılar, döküntüler. Göze etkiliyor, gözde hastalıklar filan. Birçok hastalık, kulak, burun, boğaz hastalıkları, yani mesela kulakta rahatsızlıklara sebebiyet veriyor. Uzun süreli burun tıkanıklığı olabiliyor gibi. Birçok hastalığın sebebi alerji. Hani o yüzden hem ciddiye almak lazım hem de çok da kötü bir şeymiş gibi bakmamak lazım yani. Hayatımızın bir parçası. Ben şey gibi düşünüyorum yani. Saçım böyle, kaşım böyle, işte alerjilerim de bu falan gibi. Bu benim bir genetik özelliğim yani. Benim ve işte oğlumun ve kardeşimin, biz böyle ailecek, alerjik bir aileyiz. Alerji nasıl hayatımıza girdi? İlk ben, sen de söyledin işte, ben aslında alerjik bir çocuk ablasıydım. Onunla birlikte hayatımıza girdi. Daha sonra benim işte oğlum oldu. O da alerjik oldu. Oğlan dayıya çekti. Ama tabii kardeşimle biz alerjiyle tanıştığımızda aslında bizim için başka zorlukları vardı. Bu kadar bilinmiyordu. Adını koymadan önce çok zorlu bir süreç yaşadık. Hani araştırdılar. Uzun süre biz Çapa'da yaşadık yani. Sürekli Çapa'ya gidip geliyorduk. Araştırıyorlardı. Her türlü metabolik hastalık araştırdılar.
Ve sonunda böyle alerjiymiş bu dediler. Sonra alerji testleri yapıldı. İşte nelere alerjisi olduğu bulunca bayağı bir hayatı kolaylaştı. Ama bu uzun bir süreçti yani. Benim oğlumunki kadar kolay tespit edilmedi. Çok da şey olmadığı için. Neyse daha sonra işte onunla birlikte biz alerjiyle yaşamayı öğrendik filan. Sonra işte oğlumla birlikte yeniden ama başka bir boyutuyla hayatımıza girdi. Çünkü biz hani kardeşimde bu hayati tehlike kısmını çok yaşamıyorduk. Hani işte astımı var, ondan koruyorduk. İşte besin alerjisi var, gözlerini etkiliyor, cildini. Hepsine bir koruma şeyi geliştiriyorduk. Ama hani bu bir de bu eser miktar meselesi var. Hayati tehlike ve eser miktarlara tepki. Eser miktarda dediğimiz şey aslında gözle görünmeyen, sadece temasla oluşmuş bir kalıntı. Bunu görmeniz mümkün değil ama buna maruz kaldığınızda alerjik reaksiyon gerçekleşebiliyor. En zor kısmı burası, bundan korumak. Hani dediğim gibi birçok alerji çeşidi var ama benim konum ve benim anlatmak istediğim besin alerjisi. Neden? Çünkü besin alerjisi sosyolojik bir durum yani. Sosyal bir durum. Sosyal bir sıkıntı. Toplumsal bir mücadele. Evet. Yani ben evet alerjiyle mücadeleyi bireysel olarak veriyorum ama besin alerjisiyle mücadeleyi toplumsal olarak veriyorum. Etrafımdaki insanlarla birlikte, yaşadığım insanlarla birlikte veriyorum. O nedenle önemli bir konu. O nedenle ben çok fazla hani besin alerjisiyle ilgili herkesi bilgilendirmek istiyorum. Çünkü mesela benim bir sayfam var. Alerjiyle büyüyorum diye bir sayfam var. Ve o sayfayı ilk açtığımda hep daha çok alerjik çocuk anneleriyle biz iletişime geçtik ki bu çok da güzel oldu. Çünkü alerjiyle ilk karşılaştığınızda çok zor geliyor mesela. Nasıl karşılaştık biraz onu anlatayım. Oğlum 6,5 aylıktı. Biz memleketteydik. Komşu teyze cevizli baklava getirmiş yanında. Şerbetini ağzına sürmüş. Anında bütün vücudu kızardı. Biz apar topar acile gittik. İğneler yapıldı falan. Yetiştik çok şükür kurtuldu ama... Böyle damdan düşer gibi hayatımıza girdi. Daha sonra neye alerjisi olduğu bulundu vesaire. Hani bu şekilde öğrendiğimiz için bir komşu teyze hayatımıza böyle bir müdahalede bulunabildiği için ve bu müdahale bir daha olmasın diye ben sosyal bir mücadele veriyorum. Hani ben kendi çocuğum için hem de onun gibi birçok çocuk var biliyorum. Birçok anneyle de iletişimdeyiz. Onlar için bir mücadele vermek. Hem o annelere yalnız olmadığını hissettirmek. Çünkü ilk başta işte besin alerjisini öğrendik. Neleri alerjisi olduğunu bulduk ve ben diyete başladım. Emzirirken diyet yapmak zor bir şey yani. Kolay bir şey değil. Ki hani bazı anneler, ben o kadar katı bir diyet yapmadım. Bazı anneler çok katı diyet yapmak zorunda kalıyor. Yani sadece patates ve zeytin yiyen ve deli gibi emziren annelerle konuşmuştum var. Böyle hani çok zayıflayan ama hani bebeği iyileştiği için çok moralli olan filan. İlk başta hani alerjiyle tanışan annelere mücadelesinde destek olmak. Onlar hani sen dedin ya eğlenceli bir hesabım var diye. Araya girdim. Merak ettiğim şu. Mesela diyelim çocuğun cevize alerjisi var. Annenin süt emziriyorsa anne ceviz yememesi mi gerekiyor? Evet yememesi tamam, gerekiyor. Anladım. Okay. Tamam geçiyor. Tamam okey. Geçiyor. Dolayısıyla anne çocuğunun alerjisi olan hiçbir şeyi yiyemiyor. Anne diyet yapıyor önce emzirdiği için. İşte emzirirken diyet yapmak kolay bir şey değil. Özellikle değil. Süt ürünleri alerjisi çok yaygın. Ve birçok anne süt ürünleri diyeti yapıyor. Yani kahvaltınızdan süt ürünlerini bir kaldırdığınızda gerçekten yediği hiçbir şey kalmaz. Bir de yumurta da mesela var. Yumurtayla süt ürünleri alerjisiniz varsa... Ki bazen bunu gluten de eşlik ediyor. İnanın yiyecek hiçbir şey kalmıyor aslında. Çok zor. Ama yani bununla mücadele eden çok fazla anne var. Çok ciddi mücadele ediyorlar. Bir onlara destek olmak. Bundan çok mutluyum. Ama ikincisi de mesela konuştuk ya ben o kadar olduğunu bilmiyordum dedim. Ölümcül olabileceğini bilmiyordum dedim. Evet. İşte besin alerjisini bilmeyen, yaşamayan kişilere onu anlatmak. Ya bakın böyle bir şey var. Ve bizim hayatımızı tehlikeye atıyor. Hem yani bunu bilerek tanımadığın bir çocuğa yiyecek verme, hem bunu yaşayan insanları yadırgama. Çünkü o insanlar zaten zorluklar yaşıyorlar adaptasyon süreçlerinde. Hem o insanları yargılama, onlara anlayışlı davran. Hem de her şeye rağmen onların hayatını tehlikeye atma. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Sadece yiyerek bu anafilaksi ya da işte alerjik reaksiyonun çok gerçekleşmesi gerekmiyor. Temasla da olabiliyor yemeden. Mesela dokunsa da. Dokunsa da tozundan, buharından da etkilenebiliyor. Bu nedenledir ki mesela uçağa bineceğiniz zaman alerjiniz olan şeyi belirtirsiniz.
ve uçakta anons yaparlar. Hani işte fıstık alerjisi olan bir yolcumuz vardır. Eğer yanınızda fıstık içeren bir şey getirdiyseniz kesinlikle çantanızdan çıkartmayın. Wow. Kimsenin yememesi gerekir o ortamda. Çünkü uçak mesela anafilaksi için en tehlikeli yerlerden biridir. Hızlı müdahale edilemez. Evet. Anafilaksi diyorum, hani anafilaksi nedir? O alerjenle temas sonucunda hızlı olarak gerçekleşen bir alerjik şok. Yine gözler şişebilir, vücut şişebilir. Nefes yolu şişip nefes almasını engelleyebilir. En önemlisi de burası şişmesi. Evet, anlıyorum. Evet. Aha. Dolaşım sistemini etkileyebilir, nabızını yükseltebilir, alçaltabilir, tansiyon düşebilir. Böylelikle hayati risk oluşturan bir takım komplikasyonlar geliştiriyor. Bu noktada da mesela müdahale şöyle oluyor. Ben daima yanımda adrenalin otoenjektör taşıyorum. Yani bir böyle kalem gibi bir şey, ebeveynler için yapılmış. Direkt kıyafet üzerinden, bacak üzerine onu enjekte edip acilen ilk yakın acil servise gitmemiz gerekiyor. Tabii o aradaki süreyi zaman, direkt sen anladım. Evet, yani o adrenalin iğne yapılıyor ve hastaneye gitmeniz gerekiyor. Çünkü adrenalin iğne yapmakla yoluna girmiyor her şey. Devamında da tıbbi müdahale gerekiyor. O nedenle uçak çok tehlikeli. Hani uçağın inmesi kalkması demek çok uzun bir süre. O yüzden uçakta mesela ekstra önlem alırlar. Kimseyi yemez. Şimdi bu noktada bizim toplumumuzda çok yabancı bir şey bu. Okullarda mesela ben bunu oğlumu kreşe vermek istediğimde yaşadım. Mesela diyorum ki benim oğlumun, önce onu da söyleyeyim. İşte yumurta, ceviz, fındık ve susam alerjisi var. Ama ceviz anafilaksi boyutunda çok tehlikeli. Vermek istediğim okula, hani okula ceviz sokmamanız mümkün mü dediğimde, olmaz. Yani hani olmaz. Ne? Şimdi ben onu annelere anlatamam. Biz 5 yılında şimdi bir kurabiye kek yaparız, içine bir fındık ceviz koyamadınız mı derler gibi bir bakış açısı var. Yani hani şu bakış açısı. Senin çocuğun yiyemiyorsa bizimkisi de mahrum mu kalsın? Ama olay o değil. Mahrumiyet meselesi değil. Mahrumiyet değil. O çocuk başka bir yerde yer zaten ceviz. Ama orada benim çocuğum hayat mücadelesi verebilir. Evet. Evet. Ve benim çocuğum demem çok doğru. Bu alerjik çocuklar. Evet. Anladım. Hayat mücadelesi verebilir. O nedenle bunu anlatmak lazım. Yani alerjiyi bilmeyenlere alerjiyi anlatmak istiyorum. Bilsinler istiyorum. Anlayışlı davransınlar istiyorum. Ve bunun bir tercih olmadığını, bir şımarıklık olmadığını görmelerini istiyorum aslında. Bu nedenle süper. Böyle bir yoldayım. Evet. Alerji bir de benim hayatımı çok değiştirdi. Ben kendimi tanıtmadım gerçi başında ama. Tamam, mimarım. Böyle şantiyelerde, şehirler arası falan tempolu bir hayat. Ama çocuktan sonra her şey tabii. Herkesin hayatı değişiyor ama benimki alerji nedeniyle ekstra değişti. Çalışamadım. Çünkü kimseye emanet edemiyorsunuz. Çantamda iki tane iğne taşıyorum. Ben bile gerektiğinde nasıl kullanırım da hani o süreci nasıl yönetirim bilemiyorum. Kendime bile aslında güvenmiyorum ama bir başkasına bu sorumluluğu vermek istemedim. 9 dakika kaldı. 10 dakika kaçırmışım. Çok güzel anlatıyorsun bu arada. 9 dakikam var. Tamam. Bu nedenle de ben çalışmamayı, yani oğlumun yanında olmayı tercih ettim. Çok ciddi bir şekilde hayatım da değişti. O nedenle de hani bu benim için bir mücadele yani. Hani hem kendim mücadele ediyorum ama bir yandan da hani daha başka insanlara da dokunsun istiyorum bu mücadele. Çok güzel bir şey yapıyorsun bana. Çok güzel. Yani dediğin gibi ben hesabımın böyle herkese hitap etmesine çalışıyorum. Çünkü gerçekten sadece alerjik çocuk anneleri takip etmesin beni. Hiç alerjiyle alakası olmayan insanlar da takip etsin ki. Çünkü biz o bir gün o kişiyle aynı restoranda denk geleceğiz. Aynı okulda çocuklarımız okuyacak. Otobüste yanımda oturacaklar. Hani bilsinler ki alerjik olabilir o çocuk. Ona dokunmayayım mesela. Bir şey yiyordur. Aman ellemeyeyim, dokunmayayım. İkram etmeyeyim. Bir de çünkü biz ikram sever ve ısrar sever bir toplumuz. Evet. O anneanne, babaanne zaten bizden önceki nesillerimiz öyle görüyor ve diyorlar bir şey olmaz. Bir şey bize olmadı, size de olmaz. Aynı mantığı anlayabiliyorum. Çok haklısın. Yani bu arada akıntıya karşı kürek çekmek diyorum ben buna. Benim de aynı şekilde. Ben de sonuçta bir baba olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sen de sonuçta yani bilinmemiş bir şeye, insanların karşı gelen bir şeye şu anda kendini vermişsin ve akıntıya karşı kürek çekme diyorum. Evet, buyurunuz efendim. Yani notlar da almıştım bu arada. Süper. Yani şöyle de bir şey var alerjiyle alakalı. Onun da not almışım. Alerji böyle kişiye özel bir şey. Zaten Alerjiyle Yaşam Derneği var. Ben de dernek üyesiyim.
alerji kişiye özeldir. Parmak izimiz gibidir bir, diye bir sloganı var. Çok doğru bir slogan. Çünkü mesela benim oğlumun alerjisi olan şeyler farklı. İşte kardeşimin alerjisi olan şeyler farklı. Aynı şeylere verdikleri tepkiler farklı. Doktorlar aynı ama ikisine uyguladığı hastalandıklarındaki tedaviler farklı. Herkesin şeyi çok farklı yani. Alerjiyle ilgili yaşadığı şeyler, alması gereken tedaviler çok farklı. O nedenle herkesin kendine uygun bir mesela alerji uzmanının olması çok önemli. Biz mesela o konuda hani kardeşimde sıkıntı yaşadık ama biz doktor doktor gezdik zamanında yani çok uzunca. Sonra doğru bir doktora çok güvendik ona. Oğlumu da o takip ediyor. Hani ailenin de geçmişini bildiği için biz o konuda şanslıyız. Güzel bir şekilde ilerliyoruz ama mesela İstanbul dışındaki şehirlerde alerji uzmanlarına ulaşmakta zorluk çeken aileler falan var. Ya ben hani böyle kendimce bir mücadele veriyorum ama aslında daha büyük bir mücadele olması lazım. Devletin de desteğiyle bir şeyler yapılması lazım. Çünkü henüz bir kamu spotu bile yok alerjiyle alakalı. Yani sadece tanımadığın çocuğa yiyecek verme diye billboardlarda yazsa o kadar çok şey değişir ki. Çünkü benim o komşu teyzeyle yaşadığım şeyi yaşayan çok fazla anne var. Özellikle parklar çok tehlikeli bu konuda. Bir şeyler yapılması lazım yani. İnşallah yapılacak. Yapılır merak etme. Yani bu sosyal medya sayesinde zaten çabuk ilerliyor. Evet, böyle evet. Şeyler olacak yani. Ben eminim. Evet. Sosyal medya iyi ki var. Bu yönden evet çok, haklısın. Evet iyi ki var. Bilmiyorum ne kadar vaktim kaldı. Ha, söyleyeyim bakayım. 5 dakika civarında var. Eğer sen soru sormama izin verirsen ben soru da sorabilirim sana. Yani tamam. Ben seni... Ya mesela ben şimdi bir çocuğum var benim. Alerjik olduğunu anlamam için çocuğun ille de bir reaksiyon göstermesi mi gerekiyor? Yani gidip de mesela kurcalamak gerekmiyor anladığım kadarıyla. Yani bir kaşıntı oluyor, bir nefes tıkanıklıyor, bir sıkıntı olduktan sonra mı alerjiyi kurcalıyor insanlar? Nasıl, bu başlangıcı nasıl oluyor? Evet ya alerjide bütün alerji doktorları da bunu söyler. Önce anne gözlemi diyorlar da ben okay. En babayla konuştuğum ebeveyn gözlemi diyeceğim. Harika. Anne ya da baba. Okay. Ebeveyn gözlemi çok önemli. Yani önce gözlemliyorsunuz. Bunu yedi şöyle oldu. Ya da aslında başta anlayamayabiliyorsunuz. Neden dolayı böyle olduğunu anlayamıyorsunuz. Ama sıkıntıları var. Mesela alerjik şikayetler genellikle erken bebeklik döneminde. Süt alerjisi çok yaygın olduğu için. İşte karın ağrısı, huzursuz bebek, kusan bebek, ciltte döküntüler gibi işte hırıltı, öksürük, burun tıkanıklığı gibi şikayetler tabii ki de alerji şüphesini uyandırıyor. Ama her zaman alerji olmayabilir bunun tabii. Sebebi. Doğru. Böyle bir şüphe olunca çocuk doktoru hani uygun görürse bir alerji uzmanına yönlendirmesi lazım. Yani ama bazen bu alerji sürecini çocuk doktorlarıyla yürütmeye devam ediyorlar. Onun da biraz da sebebi az önceki dediğim şey yani. Özellikle İstanbul dışındaki şehirlerde alerji uzmanlarına ulaşmanın zorluğu ile alakalı. Tabii durup dururken hani acaba alerjisi mi vardır denmiyor. Demek, yani gerçekten olmaz. Bu anlaşılabiliyor hani. Ama neye alerjisi olduğunun anlaşılması biraz zor olabiliyor. Şöyle o diyebiliriz konu... belki genetiksel olarak varsa mesela ailede işte dede ya da işte babaannede neyse artık kimse... Oradan bir şey gelebilir, bende varsa mesela benim çocuğumda olabilir diye düşünerek öyle bakmak da gerekebilir belki. Doğru mu? Tabii bir potansiyel yani. Ben hamileyken kardeşim alerjik diye, oğlum alerjik olmasın diye hani ne yapabilirim? İşte normal doğuma mesela çok odaklanmıştım. Kesinlikle normal doğum yapacağım, yediklerime çok dikkat edeceğim filan gibi ekstra özen gösterdim. Ama bir şey değişmedi yani. Hem tabii ki de daha iyi oldu. Mutlaka ki o dikkat etmelerin bir fayda gösterdi. Ama genetik faktörler, çevresel faktörlerden çok daha baskın bu alerji konusunda. Okey. Peki benim alerjik bir çocuğum var diyelim. Senin var biliyorum. Ne yapıyoruz peki biz bu? Yani etrafımızı geliştirmek için ya da sen ne yapıyorsun insanlara bunu anlatabilmek için? Tamam bir sosyal medya hesabım var. Bunları sözde söylüyorsun ama... Başka ne yapılabilir? Dernek dedin anladığım kadarıyla. Başka bir şeyler var mı yapabildiğimiz, yapabileceğimiz ya da yapmamız gereken? Yani şöyle aslında sosyal medyada bunu anlatmaya başlamam aslında yeni sayılır. İlk önce ben kendimi eve kapadım çünkü her annenin yaşadığı şeyi yaşadım. Oysa ki ben ne kadar alerjiyle barışık olduğumu sansam da çok bildiğim bir şey olduğunu sansam da oğlumdaki o anafilaksi riskinden dolayı çok daha zorlandı. Bir süre kendim hani dışarı çıkmakta, dışarıda yemek yemekte,
çok zorlandım yani. Hala da zorlanıyoruz. Yani biz çok böyle kolay kolay bir yerlere gidip rahat yemek yiyemiyoruz mesela. Her restoranda yemek yiyemiyoruz, her şeyi yiyemiyoruz. Çünkü eser miktar denilen bulaşma riski ciddi bir problem. Ve bir başkasının mutfağı bizim için hiçbir zaman güvenli değil. Mesela biz çünkü bu alerjisi olan şeyleri eve hiç sokmuyoruz. Yani hani biz yiyoruz, o yemiyor gibi bir şey yok. Hiç sokmuyoruz çünkü kalıntılara bile tepki verdiği için. Ama mesela kimileri işte bu kadar eser miktarları tepki vermiyor. Biri yerken bir aynı sofrada farklı şeyler yiyebiliyorlar. Ama bizde öyle bir durum söz konusu değil. Tabii bu yakın çevremizdeki olan ilişkilerimizi de hani etkiliyor. Etkiliyor. Herkesle görüşemiyoruz. Bunu anlayış gösterenlerle görüşebiliyoruz falan gibi şeyler oluyor. Son bir dakikaya gireceksin. Toparla istersen. Söylemek istediğin. En çok söylemek istediğimi tekrarlayayım. Yani besin alerjisi sosyal bir mücadele. Çünkü bizler sosyal bir varlığız ve en çok da yemek yerken hani sosyalleşiyoruz ve bunu günün 5 öğünü yapıyoruz. Yani hani bir kere değil, günde 5 kere sürekli yapıyoruz. Sürekli bu aklınızda olması gereken bir şey. O nedenle de o yüzden besin alerjisinin bilinirliği çok önemli. Hani alerji de tabii ki bir sürü alerji çeşidi var. Ama besin alerjisi dediğim gibi toplumla alakalı bir şey ve bizim toplumumuzda çok bilinmeyen bir şey. Bununla ilgili işte hepimiz söyleyeceğiz. Tanımadığın çocukları yiyecekler mi? Çünkü mesele biraz da çocuklar aslında. Ki yetişkinleri de tehdit ediyor. Ben bazen olumsuz şeyler de paylaşıyorum. Anafilaksi haberleri paylaşıyorum. Çok üzülüyorum. Ama bilmek zorundayız. Ki yetişkinlere oluyor bu. Özellikle gençlere olabiliyor. Seyahat ediyorlar. Seyahatlerde yaşayabiliyorlar böyle şeyleri. Çocuklar ama kendilerini koruyamadıkları için biz ebeveynler ve diğer ebeveynler onları korumak zorundayız. Tabii ki. Ona da dikkat etmemiz lazım. Peki ben bitirirken şöyle bir şey diyeyim. Yani alerjik olabilir çocuk, alerjik olabiliriz. Ama çok da negatif bakmamak lazım diye düşünüyorum. Sonuçta zaman bitti bu arada 20 dakika ama toparlamak için şöyle yapalım. Teşekkür ederim burada. 20 dakikayı çok güzel toparladın. Çok da negatif bakmamak lazım. Birincisi önce neye alerjik olduğunu bulmak büyük bir artı. Daha sonra ondan olabildiğince uzaklaştırmak. Ve daha sonra da bunun böyle kontrol altında olabilecek bir şey olduğunu bilinçlenip kendimiz öncelikle aile, bebeğinler. Daha sonra da etrafımıza en azından birinci çevre, birinci tanıdıklarımıza bunu çok iyi anlatmak. Bu yapacak bir şey. Bunun dışında da tabii ki işte sosyal sorumluluk diyelim. İnsanları birazcık daha uyarmak, birazcık bilinçlendirmek. İşte devlet belki de dediğin gibi eksikse burada kamu spotuysa veya billboardsa bir şeylerle belki duyarlar ileride. Bunlara da önem verirlerse bunun da olduğu, hayatta bunun da olduğu bilinçlenmesi önemli insanların. Benim merak ettiğim çok bir şey kaldı son soru. Eskiden daha mı azdı da yükselmeye başladı yoksa sosyal medya sayesinde senin gibi işte çok önem veriyorsun şu anda onun sayesinde mi çok varmış demeye başladık? Acaba hep mi vardı bu kadar? Yoksa gerçekten Türkiye'de yükselme mi var? Bu da merak ettiğim başladı. Dünyada yükselme var. Yani bizim zaten ülkemizde şu an çok istatistik tutulmuyor bu konuyla ilgili. Her şeyde olduğu gibi. Ama yani dünyada özellikle Amerika'da şöyle bir oran var. Her 13 çocuktan birinde besin alerjisi var. Ve bu her sınıfta 2 çocuk demek. Ve benim kardeşimin sınıfı 26 kişilik bir sınıf ve 2 alerjik çocuk var. Çok doğru bir oran. Tam oturmuş. Evet. Yani çok yaygın gerçekten. Eskiden bu kadar yaygın değildi. Niye artıyor acaba? Mesela bu da enteresan değil mi? Yani bu da ilginç bir düş. Yani eskiden şimdi kızıyoruz ninelere eski nesle. Onlar da yokmuş sahiden. Etrafında hiç duymamış. Daha azmış. Evet daha azmış. Ama şimdi, işte şehir hayatı, işte besinler falan gibi etkenlerden dolayı belki de gıdalarla oynuyorlar. Bilmediğimiz bir şeyler de var arkasında ama bizi etkiliyor bu ve bu da tabii ki bizim hayatımızı etkilediğinden dolayı insanları da bilinçlendirmemiz lazım. Harikasın. Teşekkür ederim. Çok güzel bir konuydu bence. Önemli bir konu bu arada. Zaman ayırdın. Instagram dışında başka seni takip edecekleri bir şey var mı? Sana onu da istersen ekle. Ben Instagram'ı biliyorum ama. Bu şeyi eklemek istiyorum. Sen dedin ya aslında çok pozitif bir konu diye. Gerçekten hani evet benim de bir karanlık dönemim, bunalım olduğum oldu. Ama şimdi çok pozitif bakıyorum. Çünkü dediğin gibi alerjinin ne olduğunu bilirsen ondan sonrası çok kolay. Ve hatta artıları bile var. Biz alerji sayesinde sebebiyle demek bile istemiyorum.
Çok daha sağlıklı yaşıyoruz. Paketli gıda tüketmiyoruz. Süper. Hazır yiyecekler çok fazla yemiyoruz. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi biliyoruz. Ne giydiğimizi biliyoruz. Yani tabii biz kimyasallara da çok dikkat ediyoruz. Hı-hı. Alerjiden dolayı. Bize çok fazla da artıları da var. Çocuğum çok bilinçli. Yani ona çok erkenden bir şeyleri öğretmeye başladım. Çok da bilinçli hani oldu. Çok olumlu yani. Hani bizim hayatımızda kötü giden hiçbir şey yok. İnşallah da olmaz. Hani anafilaksi yaşamadığımız sürece. Evet evet. Yani da, ondan da korunacağız yani. Sonuçta her şeyden kendimizi koruyoruz. Evet, hep dediğim gibi bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Yani senin dediğin gibi de mesela alerji konusunda da bardağın dolu tarafına bakmak çok önemli. Hemen de negatife düşüp de psikolojik olarak ay benim çocuğum niye negatif oldu, ay şey alerjik oldu, ne yapacağım ben demek yerine daha pozitif bakmak çok güzel. Son tekrar edeyim, demin kaçırdım. Instagram dışında başka bir yer var mı seni takip edecekleri? Onu söylemeyi yok mu? Sadece Instagram'dan şimdilik böyle. Tamam süper. Oradan Instagram hesabını ben zaten ekleyeceğim. Hatırlatayım insanlara, seyircilere, izleyicilere. Ben de böyle artık seyirci falan demeye başladım. Çok komik. Önce 24 saat Instagram hesabında canlı olarak kalacak. Daha sonradan ben bunu alıp YouTube'a, benim kanalıma oraya koyacağım ki kalıcı olsun. Orada da eğer beğendiyseniz hem beğenip hem de paylaşırsanız böylece bilinçlenmemiz için, insanların duyması için bu da çok değerli olur diye düşünüyorum. Süper. Sağ ol, harikasın. Bu arada çok... vaktimiz varsa bir soru geldi. Ona cevap vermek istiyorum da. Buyurunuz vaktimiz efendim. Yani aslında 20 dakika önemli ama sen istediğin için bir tane. Buyurun. Tamam, biri şey yazmış. Alerji geçicim diye. Ben notlarımın arasında dalmıştım da söylemeyi unuttum. Tamam. Geçebilen alerjiler var. Özellikle inek sütü alerjisi çok yaygın ve çok hızlı iyileşen alerji türü. Çocuklar büyüme çağında özellikle alerjileri atlatabiliyor. Yani mesela erkek kardeşim yumurta alerjisini atlattı. İnşallah benim oğlum da atlatacak. Alerji geçebiliyor bazı alerjiler. Kuru yemiş alerjileri biraz daha kalıcı. Geçebiliyor ama sonra tekrarlayabiliyor. Değişebiliyor. Alerji çok değişken bir şey. Çok sabit bir şey değil. Onu eklemek istedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese tekrardan görüşmek üzere. Başka bir yayında başka bir en babayla 20 dakikada. Çok teşekkürler Büşra. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hoşçakal. İyi akşamlar. Bye.